Merhaba arkadaşlar. Bugünlerde pazarlarda sık sık gördüğümüz sarmaşık bitkisinden bahsedeceğim. Bunun nasıl yapılacağını anlatacağım. Bu Ege bölgesinde genelde herkes görür, bilir. Bu bir ot değil. Ağaç sürgünü makilik alanda yetişen, çalılara dolaşan sarmaşığın filiz hali. Düşünebiliyor musunuz faydalarını? Bir otlar ne kadar faydalı bu? Ağaç sürgünü. Bunun nasıl pişirildiğini, nasıl kavrulduğunu anlatacağım size. Evet arkadaşlar. Buna bıçak değdirilmiyor. Kopararak gideceksiniz tek tek. Bu kadar zahmetli. Çünkü çok özel bir yiyecek. Çok kısa zaman oluyor. Hemen bitiyor. Mutlaka bu süre içinde bundan faydalanın. Mutlaka şifa bulursunuz. Evet. Gördüğünüz gibi artık kırılmıyor. Burada bırakıyoruz, tekrar alıyoruz. Uçtan başlıyoruz. Koparıyoruz, 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 koparıyoruz. Ve kopmuyor. Çünkü burada bırakmamız gerekiyor. Asla bıçak değdirilmiyor. Tek tek, tek tek yapılıyor. Bu şekilde. Evet, artık kopmuyor. Burada bırakıyoruz. Kopmayan yerde bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, sarmaşıklarımızı ayıkladık. Yapacağımız şey soğan. Bir soğan doğradım. Zeytinyağı. Fazla bir şey olmayacak. Asla metal kaşıkla karıştırmıyoruz. Sarmaşıklarımız istense de İstenmese de böyle başbantlar gibi ayak altında olmaz. Çok temiz bir yerde ağaçların üzerlerinden toplanır. Bu şekilde yıkadık sarmaşıklarımızı. Zeytinyağı, soğan, sarmaşıkları tahta kaşıkla karıştırdık. Asla metal kaşık dokundurmayacağız. Evet arkadaşlar. Malzemeleri tekrar sayalım. 2 yumurta, 1 soğan, birazcık buharlaşmasına yardımcı olacak su, zeytinyağı, tuz. Başka hiçbir şey değil. Zaten hiçbir ilaç, hiçbir hormon, gübre görmeden sadece ağaç sürgünü olan bu sarmaşığımızı soğanla, zeytinyağla kavuruyoruz. Tuzunu en son atacağız. Biraz hafif acılık olur ama hoş, böyle hissedilen bir acılık. Yenilecek bir acılık değildir o. Bitkisel bir acılık. Çok fazla karıştırmayacağız. Tuzunu en son atıp karıştırıp yumurtasını da kıracağız. Yanında yoğurtla servis yapacağız. Muhteşem, eşsiz, çok güzel, çok zahmetli bir yemek olacak. Birazcık su katıyoruz. Hani kuruyup yanmasın diye. Bu su buharlaşana kadar sarmaşıklarımız pişmiş olacak. Evet. Görüldüğü gibi sarmaşığımızın içine birazcık kattığımız suyumuz buharlaştı. Şimdi artık tuzunu koyabiliriz. En sona tuzu bırakıyoruz çünkü. Çok fazla karıştırılmayı sevmiyor. Karıştırıyoruz. En fazla 10 dakikayı biraz geçirmiştik. Zaten anlarsınız siz onu. Suyun buharlaşması piştiği anlamına gelir. En son 2 tane yumurta. Seviyorsanız daha çok. Bazıları yumurtayı tamamen bular. Ama ben yüzüne kırmayı seviyorum. Hem görseli bozulmuyor. Yanında yoğurtla servis güzel oluyor. Hem de yumurtalı yaptığım sebzelerde genelde yumurtayı çok karıştırmayı sevmiyorum. Yüzüne yaymayı daha çok seviyorum. Çok faydalı, çok özel. Yılda bir kez en az yemenizi tavsiye edeceğim sarmaşığımız bu şekilde. Siz de yapın. Afiyet olsun. Videomu beğenirseniz de beğendi yapın lütfen.